Zaha'yı sorunlu adam gibi anlatıyorlar mesela. Halbuki Zaha kişilik ve karakteristik olarak bence o öyle değil şöyle olmalı diyebilen bir insan. Bu senenin 13. ve 14. adamları Galatasaray şu anda hala şampiyonluk yarışında lider tutuyor. Kaan Ayhan ve Barış Alper. Rize Spor herhalde çok iyi başladık. Biraz da şöyle çok iyi devam edelim diye kadroda da bazı değişiklikler yaptı. Ben onlara anlam veremiyorum. Mesela Emirhan Topçu için ne demiştik geçen sene? Geleceğin Abdülkerim bardakçısı demiştik. Ben hala bu fikrimin arkasındayım. Ben de olmalıyım, ben de oynamalıyım diyen adamlar bence takımdaşlığı arttırır. Sorun kat sayısını değil. Merhabalar sevgili gol takipçileri. Topsuz oyunun yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Galatasaray Çaykur Rizespor maçını konuşacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Rizespor üzerinden girelim istiyorum. Nasıl bir takım Rize Spor sence? Enteresan, çok bence çok iyi başladılar sezona fakat son haftalarda oyuncu tercihlerinde de bir problem var. Değişik oyuncuların yerine tercih edilen oyuncuların performansı yerine geçtikleri oyuncular kadar olamadı şu ana kadar. Onun da problemini yaşıyorlar gibi geliyor bana. Rize Spor herhalde çok iyi başladık. Biraz da şöyle çok iyi devam edelim diye kadroda da bazı değişiklikler yaptı. Ben onlara anlam veremiyorum. Mesela sayabileceğimiz isimler Zekiri. Gayş. Bunlar niye kesildi? Nedir ne değildir bilmiyoruz. Tabi antrenmanda belki problemler yaşamış olabilirler. Hocayla zıtlaşmış olabilirler. Tartışma olmuş olabilir. Takım içerisinde başka bir problem olabilir. Ama Rizespor'un sezona başladığı zamanki takım kurgusuyla saha içerisindeki yerleşimiyle bugün arasında çok ciddi farklılık var. Rizespor'u hücum ederken top kaptığı pozisyonları canlandırmak için çizdim bunu. Genelde Rize Spor, ikinci bölgenin üçüncü bölgeye bakan tarafında top kaptırdığında bu şekilde yakalanıyor. Rize Spor'u çabuk çıkan her takım rahatlıkla mağlup edebilir. Burada devasa boşluk var. Burada devasa bir boşluk var. Jonjo Shelby genelde pozisyonunu bozmamaya çalışıyor. Fakat Jonjo Shelby'nin üstüne pas vermek üzere gittiğinizde müdahale etmek zorunda kaldığında artık karşınızda başka bir şey kalmamış oluyor. Emirhan Topçu mesela çok fazla sorumlulukla oynamak zorunda kalıyor. Son birkaç haftadır özellikle. Kısacası Rize Spor topu aldığında çok etkili bir takım ama topu kaptırdığında aynı performansı e, gösteremiyor. Defans hattından bahsedersek biraz e, Moçsi ile. Moçsi ile Emirhan'ın iyi bir uyumu vardı. Ve rakip takımlarda hatta Trabzonspor gibi iler, ileride hem hızlı hem güçlü oyunculardan oluşan takımlara karşı bile poz, çok az pozisyon veren bir e, yapı varken işte Ali Kulov'la Emirhan Topçu'nun birlikteliğinden e, Emran'ın bence hala iyi performansı devam ediyor ama e, defansif manada hızlı oyunculara karşı büyük zaaflar veren bir takıma dönüştü Rize Spor. Galatasaray Rize Spor bu pro defansif problemlerini kullanabilir mi sence abi? Şimdi Rize Spor, Samsun Spor deplasmanına gittiği zaman toplu ortalamanın üstünde oynamıştı ki toplu oynamayı seven bir takım zaten. Rize Spor'un Samsun Spor karşısındaki Niye Samsun Spor örnek veriyorum? Futbol anlayışı itibariyle Galatasaray'ın oyun mantaritesine benzeyen bir takım Samsun Spor. Rize Spor sahada enine boyuna o kadar uzamıştı ki o maçta. Yani topla oynarken bile o da enteresan. İlhan Hoca'nın tedbir alamadığı şeylerden bir tanesi bu. O istiyor ki akordeon gibi açılıp kapanan bir takım oluşsun ama top kendisindeyken aynı şekilde yani bu sistematik sürekli açılsın kapansın devam etsin. Ama bunu yapabilmek çok kolay değil. Şimdi arka tarafta Morçzi ile Emirhan iyi bir ikili oluşturmuştu. Geçtiğimiz maça bakıyorum. Ali Kulov'la dediğin gibi Moçisi e, Moçsi var. Başka bir kurgu. Daha geriye gidiyorum. Samsun Spor maçına bakıyorum. Anıl'la Moçisi var. Şimdi savunmanın özellikle merkezi ki profiller arasında şimdi kabul edelim. Emirhan Topçu'yla Anıl arasında dağlar kadar fark var. Emirhan Topçu için ne demiştik geçen sene? Geleceğin Abdülkerim bardakçısı demiştik. Ben hala bu fikrimin arkasındayım doğru takımlarda doğru transferler yaparsa bence Abdülkerim Bardakçı'nın arkasından yeni bir Türk sol stoper Emirhan Topçu'dur. İki profil arasında o kadar büyük farklılık var ki onunla oynadığında başka bir şey oynuyorsun. Bunun oynadığın zaman başka bir şey oynuyorsun. İşte Anıl Moçsi ikilisi 3 taneydi deplasmanda ve top kendisindeyken 3 taneydi. İlhan Hoca'nın çözemediği sıkıntılardan bir tanesi bu. Galatasaray'ın işlemesi muhtemel pozisyonları zaten anlatmıştık işte. Dışa doğru dribbling yapan her oyuncu Rizespor'un İki hattını birden geçebilir. John Josh bölgesinden uzakta yapacaksın bu dribblingleri. John Josh Elvin'e yaklaştığında ikiye bir yapacaksın. Rize Spor öyle bir oyundan düşüyor ki beş kişi birden diskalifiye oluyor o pozisyonda. Ve olay tamamıyla işte Gökhan oynarsa Tarık genelde Gökhan'ı tercih ediyor hoca da Tarık veya Gökhan'ın performansına dayalı oluyor Rize puan alması almaması. Samsun Deplasmanı'nda da yine benzer örnek olduğu için Tarık oynamıştı mesela. Savunmanın merkezi Birbirinden o kadar uzaktaydı ki. Bekler de birbirinden çok uzaktaydı. Şimdi çizgiye basan bekler. Düşün. içeriye doğru geldiğin zaman sadece iki tane oyuncu sorumlu orada. 2 tane stoper. Dev gibi bir alan. Hemen ne hem boyuna. Önünde Jonjo Shelby var. Oradan yana sıkıntı yaşamıyorsun. İşte Mitat Pala falan oynadığı zaman bir derece defansif zafiyetini seni süpürüyor. Ama arkada devasa bir dikdörtgen var. Şu bölge. Tamamıyla iki tane stoper sorumlu. Bekler de dışarılarda. Haslı kelam Çaykur Rize. Kenarlara doğru ve... Boyuna doğru çok çabuk açılabilen, efektif bir takımken bunu tekrar geriye toplaması zaman alan bir takım. Galatasaray'ın en iyi yaptığı işlerden bir tanesi de toparlanmaya çalışan takımlara vurmak. Evet abi Galatasaray'da çeşitli sıkıntılar var bu burada. Ee, Ziyech gibi, Zaha gibi, Sergio Oliveira gibi futbolcuların sıkıntılar yaşadığı söyleniyor. Sen senin bu konuda bir bilgin var mı? Bu oyuncular olsaydı sezonun kalanında performansları nasıl olurdu? Ziyech burayı sevmedi. En başta onu söyleyelim. Ziyaş kişisel olarak da bunu hakaret anlamında söylemiyorum. Hani dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Ziyaş karakter olarak da soğuk bireylerden bir tanesi. Mesela kıyas yapalım işte. Icardi altyapı oyuncularını yemeğe götüren, idmandan sonra onlarla sohbet eden, çalışan bir tipken. Mertens yaşça genç olan oyunculara mentörlük yapmaya çalışırken. Öbür tarafta Barış Alper fiziksel olarak onları zorlayıp şakalaşırken, boğuşurken karşılıklı işte hücum savunma varyasyonları çalışırken Ziyech yok. Bunların hiçbirisine dahil değil. Ziyech şey modunda ben hakem Ziyech'im. Şampiyonlar Ligi'nde sana iki tane maç aldırdım. Ben burayı sevmediğini düşünüyorum. Yani burada daha farklı bir şey düşünüyordu. Çünkü Avrupa'dan futbolcular buraya gelirlerken Katar'a gideceğim ve Türkiye'ye gideyim diye geliyorlar. Orada çok fazla para var. İlgi bir derece. Türkiye'de tutku, arzu, istek, ihtiras, her şey, tavan. Aynı zamanda para da var. Oyuncular açısından bu cazip. Katar'ın bir önceki basamağı olarak görür halde Türkiye'ye gelenler hep sıkıntı yaşadılar. Ben Ziyeş'in de böyle geldiğini düşünüyorum. Sergio Oliveira'nın yaşadığı sıkıntılar doğruysa, yani yaşandığı iddia edilen sıkıntılar doğruysa şundan ileri gelir. Sergio Oliveira aidiyeti yüksek bir oyuncu. Sürekli her denklemin içerisinde yer almak isteyen bir oyuncu. Sergio Oliveira sorun yaşarsa isteğinden dolayı yaşar. Belki sahadaki performans tatmin etmiyor olabilir bu sene kendisinden beklenti 10 üzerinden 6'lık performansken 10 üzerinden 4 performans verdi. Doğru. Bunların hepsine katılıyorum. Ama oyuncunun karakteristik olarak istek, arzu seviyesinin yüksek olması bence önemli. Hangi sorun daha makuldür? Bence isteyen adamın sorun çıkarması daha makuldür. Zaha da böyle. Zaha mesela itiraz eden bir adam. Zaha'yı sorunlu adam gibi anlatıyorlar mesela. Halbuki Zaha kişilik ve karakteristik olarak bence o öyle değil, şöyle olmalı diyebilen bir isim. Ya da işte bence burada şunu değil de bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor diyebilen bir isim. Yani ne söylersen söyle tamam deyip de dönüp arkasını onu tatbik etmeye çalışan bir isim değil. Dolayısıyla sorun yaşaması çok normal. Ama bence bu sorun değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Tete mesela, Tete'nin yaşadığı sorun mesela. Tete minimum iletişim. Mecbur kalmadı sürece kimseyle konuşmama. Vinicius geldi de birazcık böyle silkelenmeye başladı Tete. Performansı da silkelenmeye başladı karakteristik olarak böyle birazcık nefes almaya başlıyor. Tete içine kapanık bir adam. Git diyorsun gidiyor, gel diyorsun, kiraya verelim mi seni diyorsun. Tete diyor ki, yani siz bilirsiniz, kalmak istiyor musun? Ben burayı seviyorum. Böyle bir adam mesela Tete. Ama buna kıyasla Zaha gibi adamlar mesela, ısran isteyen, itiraz eden, Sergio Oliveira gibi ben de olmalıyım, ben de oynamalıyım diyen adamlar bence takımdaşlığı arttırır, sorun katsayısını değil. Takım içerisinde oyuncuların, personelin bilmem neyin ihtiyacı olduğu zaman oyuncular gidip dahil olabiliyorlar bu süreçlere mesela. Herhangi biri talepte bulunmadan. Galatasaray bu virajları nasıl oynaması gerektiğini bilen bir takım. Buraları iyi oynayabilen, psikolojik anlamda isteyen oyunculara sahip olan bir takım. Ziyeş gibi 2-3 tane daha olsa Galatasaray'da çok fazla problem yaratmaz. Çünkü oyuncular şimdi bir... Şey gibi düşünelim, bir duvara top atıyorsun, top sana geri geliyor, tutuyorsun, bir daha atıyorsun. Ziyeş'e attığın top geri gelmiyor mesela. Psikolojik olarak söylüyorum. Dolayısıyla belli bir zaman sonra bunlar izole edilip ayrışıyorlar. Gruplaşma var demiyorum ama herkes %100 arzu ve istekle ve sürekli herkesle en iyi iletişimi kurmaya sağlamıyor belli bir zaman sonra. O zaman oyuncu kendi çevresinde problem yaratan oyuncu olarak kalıyor. Abi Galatasaray ilk 11'ine yani son haftalarda sürekli oynayan ilk 11'e baktığımız zaman sadece Kerem Demirbay bu sezonki transfer. E bu transfer başarısızlığının sebebiyle Galatasaray çok transfer yaptı, çok da para harcadı ama hiçbirinin neredeyse ilk 11'e monte edemedi. Galatasaray aslında bütçe açısından çok büyük paralar harcamadı ama bireysel olarak baktığımızda mesela Endombele'nin maaşı yüksek, Ziyaş'ın maaşı yüksek. Ziyaş bu arada hani bir sosyal medya klasiği var ya işte oynasa var ya neler yapar falan diye gerçekten öyle. Ziya şu anda ligin en yetenekli oyuncusu. Ama oynamıyor. Çünkü istemiyor. Buna denecek bir şey yok. Kuzey Afrika mental yapısı. Yani bu Kuzey Afrika'da bu mental yapıya sahip olmayan bir adam vardı. Muhammed Salah. O da nerede görüyoruz. Onun dışında var mı mesela? İkinci bir örnek sayabilir miyiz? Yani sicili temiz olan Kuzey Afrikalı oyuncu var mı? Hem mental olarak hem fiziksel olarak. Yok. Ya bayağı bir düşünmemiz lazım. İki kişi oturup çalışmamız lazım bu konuyla alakalı. Adamlar Brezilyalılardan sonra dünyadaki en yetenekli oyuncular. Bence Arjantin'den falan daha yetenekli oyuncular çıkıyor. Kuzey Afrika'dan. İşte Hollanda'dan, Fransa'dan daha yetenekli oyuncular çıkıyor. Ama adamlarda kafa kırık tabiri caizse. Bu yetenek mesela Endombele Tottenham'a gitti. Tottenham'da dedi ki yani bu adamlar bana bu kadar bonservis ödedi. Bunun bir karşılığını vermek lazım dedi mesela. Bir sezon verdi sonra yok. Yani Lyon'a gittiği zaman da aynısı olmuştu mesela. Lyon bana yatırım yaptı, ben de gelecek görüyor. Bunlara kendimi göstermeliyim. Ama sonrası bakıyorsun arazi. Biri Fransız, biri Kuzey Afrika ama mental yapı olarak baktığın zaman birbirine benziyor. Şimdi Ziyech yarın bir gün enteresan bir biçimde gider Barcelona'ya imza atar. Olur mu? Olur. Barcelona yapar böyle şeyler yani. Barcelona Messi'yi gönderdikten sonra o bölgeye e, dozer adam atır orayı. Alan bir takım. Yani Ziyech de alabilir mesela. Gider orada mesela Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynatır, şaşırtmaz. Ama kadroya dönelim. Galatasaray kadrosu yapısı içerisinde bu senenin 13. ve 14. adamları Galatasaray şu anda hala şampiyonluk yarışında lider tutuyor. Kaan Ayhan ve Barış Alper. İkisi de inanılmaz özveri gösteriyorlar. İkisi de inanılmaz çalışıyorlar. Kaan Ayhan'ın Euro 2024'e gitmeme olasılığı var. Yani bu sakatlıklarından dolayı. Çok ciddi bir tedavi süreci geçirmesi gerekebilir Kaan Ayhan'ın. Neden? İşte burada gösterdiği fedakarlıktan dolayı. Ya bu da çok ev ölsün falan diye söylemiyorum. Kaan Ayhan da sevmez böyle şeyler bu arada. Aa, takımın için özveri gösteriyor. ne yapmam lazımdı ki? Der. Sorsa. Kerem Demirbay'a gelelim. Kerem Demirbay Galatasaray taraftarının sene başında kendisinde olmayan özelliklerden dolayı eleştirdiği bir isimdi. Ne istiyordu Galatasaray taraftarı? Kreatif bir orta saha. Ona üç tane çalım atsın, öbürünün belini kırsın. 40 metreden böyle ayak üstüyle bir şut 90'a çaksın. Öyle bir adam değildi zaten. Dolayısıyla kendisine uygun olmayan beklentilerle eleştirildi. Linç yedi adam. Muhtemelen çok umrunda değildir ama. Sonra adam kendisine ihtiyaç duyulan profilde kendi karakterini ve kendi oyuncu profilini ortaya koydu. Galatasaray'da iş gördü. Derbi aldırdı mesela. Mertens'le birlikte. iki tane adam derbi aldırdı. Mertens ekstra mücadele etti. Kerem Demirbay yüksek yüzdeyle oynadı. Beşiktaş iki tane adama yanıt veremedi. İşte Galatasaray kadrosu böyle bir kadro. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın en büyük sıkıntı yaşayacağı husus Kaan Ayhan üzerinden olacaktır. Ki biz e, geçtiğimiz aylardaki programlarımızda bundan bahsetmiştik. Kaan Ayhan'ın önümüzdeki süreçte sıkıntı yaşama ihtimali yüksek seviyede adamlardan bir tanesi olduğundan bahsetmiştik. Çünkü Kaan Ayhan'ın gösterdiği performansın 10 üzerinden 4'ü futbolculuk yetileri ise 10 üzerinden 6'sı karakteristik ve özveriden kaynaklanıyor. O yüzden uygun olmadığı bir mevkide aslen o mevkinin herhangi bir oyuncusundan daha iyi bir performans verebiliyor Kaan Ayhan. Benim en çok eleştirdiğim isimlerden biriydi bu arada. Neden bu adama bonservis ödenir demiştim. Abi çok teşekkürler Galatasaray Rize Spor maçını ve Galatasaray'da yaşanan sıkıntıları iyi bir şekilde özetlemiş oldun. İlhan Hoca'nın neden bir üst basama kısa sürede çıkamadığını da anlatmış olduk bence. İlhan Hoca belli bir süre zarfında bir kadroyu oturtup ondan verim aldığı zaman onların yerine değiştirdiği oyuncularla da aynı verim alacağını düşünüyor. Bence bu sorunu açtıktan sonra bir basamak yukarı çıkar. Aynen Katılıyorum abi. Galatasaray spor maçından sonra yine burada analizlerimizi yapacağız abi. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.